أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وحبيبه Salavatullahi ve selamuhu aleyhi ala men erselahullahu rahmeten lil alemin. Allah subhanahu ve teala'ya bir adet maktavlar, hamdü sanalar bulsun. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ye salavat salamlar bulsun. Yani keliyetken o şu dersimizin devam ettirişlik hareket kılamız inşallah. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mevkifleri, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatlarda bulup etken tutgan urullari haqida mavaqif degan mavzuda biz dars qilyapmiz. Hammalarda xabaringlar bor. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qo'shinlari bilan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni mu'min musulmonlar bilan, yahudiylar bilan, qavm qarindoshlar bilan, aka-ukalar bilan, muhojirlar bilan, ansorlar bilan, ya'ni qaysi insonlar bo'lmasin, hayotda nafaqat inson, balki bir vaqt darslarimiz kelib qolsa aytamiz inshaalloh, mavaqifuhu ma'al jibali ma'al annabadati wal jamadati, tog'lar bilan, bulutlar bilan, yomg'irlar bilan, tuyalar bilan, hayvonot olami bilan, qushlar bilan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni barcha o'sha mavjudotlar bilan bo'lgan mavqiflari, tutgan o'rinlari haqida tushuntirishlikka inshaalloh harakat qilamiz. Biz doim aytganimizdek, savollarga javob bera olmaymiz. Savol javob emas, mavzuyimiz mavqif. Men iltimos qilib ketgan bo'lar edim. Boshqalarga ham halol bermaylikda bir narsani yozib jo'natmoqchi bo'lsak, yozmaganimiz ma'qul bo'ladi. Bu mavzuga qarab ketiladi. Savol javob emas biz mavzuyimiz. Bizning mavzuyimiz mavaqif. Yani hikmetten ki her bir mavzunu özde devam etişlik. Mavakif de mavzu koyup durup biz saval cevapki ötüp getirdikten olsak bu hikmetten bulmayı kaladı. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatlarını örgeni yapmış. Fatva verişlik için bu dersini kımadık. Belki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mavkifleri tutken oranları hakta boletken ders. Bugün ise inşallah Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabalar bilen birinchi bo'lib Madina Munavvariga kelgan vaqtlarida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni tutgan o'rinlari, bo'lib o'tgan voqealar haqida tushuntirishlikka baholi qudrat Alloh taolaning tavfiq hidoyati bilan inshaalloh harakat qilamiz. Yana mana shu muqaddimada aytib ketamizki, mu'min musulmon inson doimo o'zi ham mavqiflardan foydalanib qolishlik kerak. Mavqif degani tutgan o'rinlari degani. Mavqif degani insonning hayotdagi bo'layotgan holatlarga qarab tutgan o'rinlari degani. Mana hozir bizning kunlarimizda korona degan o'sha juda ham ko'p quloqimizga chalinayotgan voqea hodisa bo'lyapti, bilyapsizlar. Uyda o'tirgandagi mavqifimiz, bo'sh vaqtlarimiz ko'paygandagi mavqiflarimiz, ishlardan bo'shab turgan vaqtlardagi mavqiflarimiz qanday bo'lyapti? Mana shunga ham inshaalloh ko'ngil buradigan bo'lsak, yanada maqsadga muvofiq bo'ladi. Inshaalloh ko'ngil buradigan bo'lsak, yanada maqsadga muvofiq bo'ladi inshaalloh. Bizni mana shu bo'sh vaqtlardagi mavqiflarimiz Qur'oni Karimni tilovati, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sunnatini o'rganishlik va uydagi o'lgan sunnatlarni tiriltirishlik, o'zimizni uyimizda bo'layotgan sunnatlarni ba'zilarga e'tibor berishlik bilan qilinadigan bo'lsa, vaqti o'tkaziladigan bo'lsa yaxshi bo'ladi inshaalloh. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam igtanim xamsan qabla xamsin, beshta narsadan avval beshta narsani g'animat biling dedilar. Mana shulardan biri bo'sh vaqtingizni g'animat biling to band bo'lib qolguningizcha. Bo'sh vaqtingizni g'animat biling to ertaga mashg'ul bo'lib qolguningizcha deb. Bu ishlar ham vaqtincha inshaalloh o'tib ketadi. Ama ötüp ketganidan so'ng mana shu bo'sh vaqtlarini ham g'animat bilib topolmay qoladigan vaqtlarimiz ham kelishligi ehtimol yaqin. So'ngra o'sha paytda men vaqtim bo'lganda dars qilardim, vaqtim bo'lganda kitob o'qirdim, vaqtim bo'lganda mana bunday qilardim desak, yolg'onchilarning safidan birinchi safidan joy olgan bo'lamiz. Hozir hammanglarning vaqtlaringiz bo'sh.
imkoniyatlar var. Bemalolchilik, xotirjamchilik. Shuning uchun biz eslatib o'tamiz, xassatan domlalarni, ilmlik insonlarni vazifalari mana shu eslatib o'tishlik. Alloh taolo Qur'oni Karimda Vadakkir fe inne zikra tenfa'ul mu'minin. Eslating, eslatma mu'min musulmonlarga foyda beradi deb Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda marhamat qilyapti. Biz mu'min musulmonlarga eslatamiz. Mana bu eslatmamiz mu'min musulmonlarga inshaalloh foyda beradi. Ightanim khamsan qabla khamsin. 5 narsadan avval 5 narsani g'animat biling. Mana bu g'animat biladigan narsalarning ichida firog'aka qabla shug'lik. Siz ertaga ish bilan mashg'ul bo'lib qolishligingizdan avval bekorchi bo'lib turgan vaqtingizni juda ham g'animat biling degan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning muborak hadislari. Bekorchiligimizni bekor o'tkazib yubormaylik, balki telefonda yoki boshqa narsalarda nima bilan mashg'ulsiz desangiz, shu bekorchilik demasdan, balki mana shu vaqtlarimizdan unumli va samaralik foydalanaylik. Biz aytganmiz, inshaalloh jamoatimizga koronani foydalari degan darsni ham uyushtiramiz deb aytganmiz. Xudo xohlasa, inshaalloh ajabmaski, bunga ham Alloh taolo tavfiq hidoyat bersa, uyushtirib o'tsak. Darsimizni mavzusiga qaytadigan bo'lsak, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning mavqiflari, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni tutgan o'rinlari, ansoriylar bilan va Madina Munavvaraga yangi kelgan vaqtlarida qanday o'rin tutganliklari haqida bugun dars qilamiz inshaalloh. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam 13 yil Makka mukarramada da'vat qildilar. 13 yillik da'vatdan so'ng u yerda juda ham ko'p voqealar, hodisalar yuz berdi. İki marotaba hijratni bo'lishligi, hijratul ula il habasha, ya'ni ko'p voqealar, juda ham ko'p voqealar. Toif voqeasi, hijrat voqeasi, Habashistonga hijrat voqeasi, qayta Habashistonga hijrat voqeasi, bay'atul sughra va bay'atul kubra, bay'at aqbalar voqealari va payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam o'zlari bir qabilalarga borishliklari, maxfiy da'vatni bo'lishligi, jahriy da'vatni bo'lishligi, aziyatlarni bo'lishligi va yana shunga o'xshagan voqealarning hammasi Makka mukarramada 13 yil davom etdi. Hattoki och qolib ketishligi, qamal qilinishlik, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni taomlardan uzoqlashtirishlik, mana shunday sahobalar bilan birgalikda shunday voqealar 13 yil bo'ldi. So'ngra Alloh subhanahu va taolo Rasul akram sallallohu alayhi vasallamga Madina Munavvaraga hijrat qilishligini buyurdi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuni hamma insonlar hijrat qilib ketganlardan so'ng payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Abu Bakr roziyallohu anhuga siz hijrat qilib ketishlikdan to'xtab turing deb aytdilar. Ali ibn Abi Talib roziyallohu anhuga o'zlarini joylarida yotib turishlikni buyurdilar. Va mana shunday voqealar bo'ldi-da, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning huzuriga Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu bilan suhbatlashganlarida aytildiki, al-hijrata, hijrat bo'ldi ey Abu Bakr dedilar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam. Shunda Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu as-suhbata ya Rasululloh, as-suhbata ya Rasululloh, ey Alloh taoloning elchisi, siz bilan birga hijrat qilishlikka, siz bilan sohib, suhbat, sherik bo'lishlikka men ham yoloyiqmanmikin, men ham birga bo'lamanmikin, birga borayin ey Rasululloh degan ma'noda so'z aytdilar. Shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam as-suhbata ya Abu Bakr, ey Abu Bakr, birga borasiz, birga hijrat qilamiz deganda Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu, Oysha onamizdan keladi, xuddiki yosh bola yig'lagandek yig'lab yubordi deydi. Yosh bola yig'laganidek Oyisha onamiz aytayaptilar, yig'lab yubordi xursandchiligidan. Nimadan xursand bo'lyapti? Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni kim tirik yoki o'lik olib keladigan bo'lsa, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga 100 ta tuya va'da qilingan. Hozirgi kunimizda ham 100 ta tuya juda ham qimmat, ammo o'sha vaqtlarda ham eng qimmat baho qo'yilib, kim Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Muhammadni, ya'ni ularning tilida tirik yoki o'lik olib keladigan bo'lsa 100 ta tuya beramiz deb sovg'a mukofot tikib qo'yishganda Abu Bakr roziyallohu anhu men birga ketaman deb payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bilan hijratga izn so'raydilar. Hijratdagi mavqiflar haqida inshaalloh tushuntiramiz batafsil boshqa darslarimizda. Hozirgi darsimizda esa payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Makka mukarramadan hijrat qildilar, Qubo vodiysiga keldilar, Qubo masjidiga bordilar. Birinchi masjid Qubo qurildi, so'ngra payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam o'sha joyda turdilar. So'ngra fi batnil vodi deydi, Madina ketishdan avval batnul vodiyda juma namozini o'qildi. So'ngra payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Madinai Munavvaraga qadam qo'yib keldilar.
Mana shu joydagi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning mavqiflarini tushuntirib bermoqchimiz. Madinai Munavvaraga kelganlaridan so'ng Madinaga kelishligi haqida xabar tarqagan edi. Bütün Medine ahli İslam'a girip Al-Aws ve Al-Khazraj, Aws bilen Hazraj kabileleri hammaları İslam dinine girip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ni kütüp durardılar. Hatta ki bazı bir yaşları daraklarını üstülerge, daraktan maksat hurma, üylerini tomlarge, çiftlerge, yukarı kısımlarge çıkıp hatta zahir adaydı. Kuyaş köterilip cüdahem nürlik bolup, ısıp, cazireme bolup geçişliğinden evvel bugünce vakit geçe, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ni her günü küter ediler. Bugün kelip kasa kerek, bugün yakınlaşıp kasa kerek diye maksatta. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahibuhu dostları Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anhu bilen bir gelikte Medine-i Munavvara'ya kadem koyadılar. Medine-i Munavvara'ya kadem koyadılar. Bana biz keçe gidersimizde hem ettik. El Medine, El Munavvara degeni Bismillah. Bismillah. Nurlik şehir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kirgenlerden sonra nurlik şehirge eylengen. En Enes ibn Malik radıyallahu anhu kâle ve lemme dekhala Resulullahil Medine enâra minhâ kulle şey. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Munavvara'ya kadem koygenlerden sonra Medine-i Munavvara'nın hemme cayları nurlanıp gitti. Medine-i Munavvara'nın hemme cayları nurlanıp gitti diyen Enes ibn Malik radıyallahu anhu'nu mana shunday hadislari bor. Hatta ijtama'an nasu, insonlarni hammalar yig'ildilar, jamlandilar va payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Madinai Munavvaraga qadam qo'ydilar. Muborak qadamlarni qo'ydilar. Yana o'sha Madinai Munavvaraga, Makka mukarramalarga borishlik har birlarimizga nasib qilsin bir necha marotaba va qayta-qayta borib Rasululloh sallallohu alayhi va sallam nafas olgan havolardan, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yurgan ko'chalardan, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bosgan, qadam qo'ygan joylarda, o'qigan masjidlarda namoz o'qib kelishligini Alloh subhanahu va taolo har bir ko'rayotgan, eshitayotgan, gapirayotgan inson hammalarimizga ham Robbil alamin Alloh taolo o'zi nasib qilsin. Qadam qo'yib kelganlardan so'ng Medine'nin ahli Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i kütüp aladılar. Tala'al bedru aleyne min saniyetil veda' ve hammaylarga malum bugün o şey neşit ham kılıp eytilgen Tala'al bedru aleyne degeni bu yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i Medine'ye kegellerden son kütüp alıngan vaktidagi eytilingen maktavları o kişiye nispeten Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i kegellerge hursam bolup huddiki bir neşit aytib kutib olishgan. Bilamizki mehmon kutishlikning voqiyasi. Mehmon bo'lib payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam kelyaptilar. Ibrohim alayhi salatu vasallam payg'ambarlarning otasi, mehmon do'stlarning eng kattasi sayyidi bo'lib hisoblanadi. Ya'ni mehmon kutishlik bizni shariatimizda eng maqtalgan narsalardan. Hattoki Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo qala ala ta'kulun Ibrohim alayhissalom mehmonlarga qarab olinglar, taomdan yemaysizlarmi degan so'zni aytdi degan oyat karimani tushirdi. Hadisda esa payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu. Allohga iymon keltirgan va qiyomat qoim bo'lishiga ishongan inson mehmoniga hurmat, ikrom, ehtirom qilsin. Allohga iymon keltirgan va qiyomat bo'ladi deb ishongan inson mehmonlarni hurmat, ehtiromini o'zini o'rniga qo'ysin degan payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning hadislari bor. Mana biz kechagi darsimizda ham aytdik, al-bakhil wal karim. Bakhil inson hamda karim, ya'ni qo'li ochiq inson. Saxiy desak bo'ladi, bu ham arabcha so'z. Bakhil insan hem de sahih insanlı farkı. Bakhil insanlı mehman kütkende körün. Sahih insanlı hem mehman kütkende körün. O insan bazı orunlarda karz ya ki başka barışı mümkün ama mehmanını yahşi kılıp kütüp koyuşluğu kerek. Mehmanını küçüşlük yahşi. Mehmanını küçüşlük ne fakat dastırhan bilen bulalım. Belki dasturxondagi taomni chiroyli qilib qo'yib, ana endi o'zinglar olaveringlar, nima bo'lsa bo'ldi bu yerda. Dasturxonni kutib qo'ydik degan so'z emas. Ba'zan dasturxonda taom azroq bo'lishligi mumkin,
Dasturxonimizda taomlar ozroq bo'lishligi mumkin, ammo mehmonga xush muomala qilinadi. Mehmonga xush muomala qilinadi. Xossatan vodiy, ana Jalolobod, O'sh, Farg'ona, Andijon, Namangan, mana shu Farg'ona vodiysini xalqi ahli mehmondo'st deb hisoblanadi. Farg'ona vodiysini ahli bismillah. Mehmondo'st deb hisoblanadi. Bular hammalari bir-birlarini ovqat yeb tursalar ham oling, taomdan oling deb bir-birlariga hurmat ehtirom. Mana shu haqiqiy mehmon kutishligini odati. Ba'zi bir joylarda, ba'zi bir o'rinlarda chay budite deydi. Net deysiz bo'ldi, choysiz qolib ketasiz. Arablarda ba'zilarda tashrabu shay deydi. La desangiz, la degani yo'q degani. Naam degani ha degani. Tashrabu shay desa, la desangiz, yo'q desangiz bo'ldi. O'sha yo'q bo'yicha ertasi kuni ertalab choy bo'ladi, keyin choy bo'lmaydi. Bu asli sünnetke qarshi. Shuning uchun biz aytamiz, mehmon kutishligini asosiysi dasturxon zo'r qilib qo'yib bo'ldi. Endi qanday qilib taomlansanglar o'zinglar bilasizlar degan so'z emas, balki mehmonga xush muomala qilinadi. Mehmon oling. Taomlardan olib o'tiring. Mana undan oling deb hatto aytiladiki, Ibrohim alayhissalom taomni qo'llari bilan archib o'zlari berar ekanlar. Ana shunday odatlarimiz ham bor. Taomlarni taom archilmaydi-yu. Endi samarasan taom deganimiz uchun aytaylik, o'sha bananmidi, olmamidi, shunga o'xshagan narsalarni archib mehmonga uzatishlik bu Qur'on hadisda buyurilgan narsalardan, ya'ni mehmonni hurmat ehtiromga kiradi. Mayli, mavzuimizga qaytamiz. Qayerga kelgan edik? Jamoatdan bir so'rab qo'yaylikchi. Menda SMS'ler görünmeydi. Bir esletişlik için sorayalımız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mavkifleri hakkında eğitip getirelimiz. Kayır gekeğimiz esimizde mi? Esimizde olsa eslep duralık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mavzudan çıkıp gitmesinlik ki hareket kılıyorlar. İşte faydalarını alıp getirebilirsiniz. Asasi mavzudan çıkmaşımız gerek. Faydalarını alıp getiremez. Yani bazı bir joylar köprak şartlanadı, bazı bir joylar azırak şartlanadı. Bir mavzu getirebilir. Yan baştan onge şartlar aytip getirilmişlik gerekli. Mege yaxşıraq düşünürlük buluşluk üçün. Ama hadisine çıkıp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aittiler. Bana ondayken, bana ondayken deyik aytişlik bilen hadis düşünürsüz bulup kalan. Şunun için biz kenirak şartlaştık hareket ediyoruz. Allah talan tavfik hidayeti bilen. Lekin asasi mavzudan çalgınmaylık. Kayır yetken edik. Esde bar inşallah. Esimizde bar. Tala al bedru aleyne. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'ye geldiler. Yaşlar. Hammalar ya'ni xurmo daraxtlariga osilgan holda uylarni tomlarida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni kutib olishdi. Har bir inson qolu inzil indana ya Rasululloh. Inzil indana ya Rasululloh. Ey Alloh taolaning elchisi, bizni uyga to'xtang. Ey Alloh taolaning elchisi, bizni uyga to'xtang degan so'zlarni hammalari aytishdi. Nafaqat. Bu bejiz emas. Uyimizga kattaroq bir domla yoki bir mansabdagi inson yoki kattaroq obro' e'tiborli inson kelib, kimni uyiga mehmonga tushsammikin deb 10 kun kutilgan inson, masalan, 10 kun kutilsa-yu hamma kutib tursa, so'ngra sizni uyingizga tushadigan bo'lsa qanchalik xursand bo'lasiz? Ular ham kutib turishgan edi. Dasturxonlar tayyorlab, uylarini tayyorlab, hammalari bizni uyimizga tushsa yaxshi bo'lar degan niyat bilan turishibdi. Bu oddiy inson, bizga o'xshagan oddiy inson. Ammo payg'ambarimizchi? Payg'ambar tushsa-chi? Uyiga kelsa-chi? Mehmon bo'lsa-chi? Biz ba'zi o'rinlarda qudalarimizni o'tirgizgani joy topolmaymiz. Oddiy qudani, orqasidan gapiradigan qudalarimizni qo'pol qilib aytganda Qudamızın doim qayerga borsak maqtab yurmaymiz-ku, ko'pchilikni ko'ramiz mana. Yonida ko'rgan hurmat ehtiromni qarang, orqasidan otilgan toshlarni qarang. Bu ham gapiradi, orqasidan nariga qudasi ham o'zi gapirib ketaveradi. Bu endi oddiy qudani qancha biz ehtirom qilyapmiz, ammo payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamni sizni uyingizga mehmon bo'lib kelishligi bu tasavvur qilib bo'lmaydigan narsa. Hozir u aniq tasavvur qila olmaymiz. O'sha vaqtda ham sizni uyingizga mehmon bo'lib tushishligi bu juda katta baxt bo'lgan bo'lar edi. Qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam da'uha fa innaha ma'mura.
Tüyanı öz oranına halıge koyunlar, tüya özü bir cayge toxtasın dediler. Kasva, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in tüyaları kasva, aylanıp kelip bir cayge toxtadı. Sonra başkattan kelip yine bir cayge toxtadı. Mana şu cayge mescid kuramız dediler. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in tüyasını zimamadan, yani o şey, cügeneden deyimiz mi, ipiden, Abu Eyyub el-Ensari, ya Resulullah, en yakın uy, mana şu cayge en yakın uy, meni uyum eken. Dip, tüyanı tartıp, uyuya karab tüyasını tüyanı tartıp alıp baradı. Abu Eyyub tüya kanı dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, tüyanı hayır tartıp yapsaydı beni ya Resulullah, mana şu bizde uyumuz. Cüda hem yakın. Cüda hem bizim uyumuz yakın. Ya Resulullah, bizim uyuya çıkacağız dedi. O mana şu orunda hem sahabalar, ansariler, hem ya Resulullah bizim uyumuzga çüşün, bizim uyumuzga mehman bulun, bizim uyumuzga kirin deyip hem bunları eğitip dururken de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem el mer'u ma'a rahlihi insan özünü merkebi bilen bir gelikte buladı. Bizim merkep Abu Eyyub el Ensari ne üyüde eken. Abu Eyyub el Ensari'nin ismi Halid ibn Yazid. İbn-i Sa'lebet ibn-i Kel, şunu deyi, Halid ibn-i Yazid. Halid ibn-i Yazid, Ebu Eyyub el-Ensari bu künyesi. Ümmü Eyyub, ayollarının künyesi. Ha. Halid ibn-i Yazid. Biz dediler Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Eyyub el-Ensari'ni üylerine düşemez deyip ettiler. Şunda hem sahabalar Ebu Eyyub el-Ensari'ye havas ham kılıçtı, Hazreti Közübülen ham karıştı. Yani Allah'ın Resulü en efzel insan Ebu Eyyub el-Ensari insan kişinin üyüge yani baht buldu bu. Şeref buldu. Hürmet, ihtiram buldu. Kıyamet geçe zikir buldu. Bana 1400 yıl buldu. Siz bilen ben bana şu vakiyeni hazır hem eğitip kursan bulup oturumuz. Ebu Eyyub el-Ensari ve kâne dâru Ebu Eyyub el-Ensari tabiqayn. Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh'ın üyü İki kavattan ibaret idi. Yani hazır ham üyler iki kavat bol yaptı. Bazı bir üylerini kör yapmış. Hazır en belet üylerimiz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadiste ayetler. Yetetavvaluna fil bunyan. Kıyamatka yakın insanlarını belent üyler kuruşligide musabaka oynayetkenliğini köresiz dediler. Dubai'deki o şey Burcu Halife deyledi. 828 metre hazır Cidde'deki yine bir kurul yaptı. 1 kilometre de. Yani yata tavalın. Koy bakar yalan dayaklarını. Üyüde musabaka oyuna geleni köresiz de geleni. Belki Araplar gibi çıkması gerek Allahu Alem. İki kavat de geleni. Devarları taştan bu geleni. Ve ortası devar, ortası yağaçtan hem de toprağdan. Ve yine keyingi kavatı. Bana şunday taştan urulup çıkırken iki kavatlı üy. Üy kiçkine yok. Ama iki kavattan ibaret. Şunda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kirdiler. Kale nahnu nenzil el esfel. Esfel de gene pestki kısım de gene. Biz de esfel de bir yerde gene bana dedim. Ebu Eyyub dediler Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani biz üyünü astki kısmı geçeceğimiz. Birinci kavatı geçeceğimiz. Siz ise yukarı kısmı özünüz yaşay verin dedi. Şimdi Abu Eyyub Ensari ya Resulullah. Ey Allah Teala'nın elçisi. La a'luke ya Resulullah. Ey Allah Teala'nın elçisi. Men kanday kılıp sizin üstünüzde yaşayman. Yani sizin yukarınızda ki kavatta men kanday kılıp yaşayman. Ey Allah Teala'nın elçisi deyip Abu Eyyub el-Ensari ayetken de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hemen bu neyse. Kelgen mehmanlar için hem yakışı. Biz onların kütüp alışligimiz için hem yaxşı, siz için hem kolay deyip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem düşündürdüler. Yani biz ikinci kavatta yaşayken bulsak, mihmallar gelip sizge girip sonra bizim yanımızga çıkış gerek buladı. Bizden kayıta düşüşlük gerek buladı. Yani sizge nakulaylık tutduramız. Ey Abu Eyyub. Şunun için siz birinci kavatta düşün. İkinci kavatki köterliğin biz ise üyemizin birinci kavatta yaşayımız deyip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Eyyub el-Ensari Halid ibn Yazid radıyallahu anh'ın üyeleri de yaşayışlığını başladılar. Halid ibn Yazid Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh'ın türlerine biri de uygandı.
tunda uyg'ondi. Qola li zawjatihi. Ayolga aytadi. Sözlemekçi bugün bekti. Hazır, bana bunda bir kırbatun minel ma deyledi. Kırba degen, hissiyken bu. Kırbatun degen, bu endi çaynak. Şundan kattırak idişte su buladı. Kum idişte, endi karangu buladı keçikürün. İhtiyat bulup basıp durgen peyti de halleki su yıkılıp düşer. Sonra su tökülüp gitti. Tökülüp gitken de ya Umma Eyyub, ey Umma Eyyub dedi. Tez rakı kımıldayın. Matanı kelin de derrol bana şu suge basaydık. Su tam bizden akıp tamçılap Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e bir tamçısı ham düşüp gitmesin dediler. O şu özlerinin matalarını alıp derrol o şey cahaya suunu koyuştu. Kale Umma Eyyub. Ey Umma Eyyub dediler. Kanday kılıp biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in üstki kıst kalardı yaşayımız o peygamber aslı da yaşayın dediler. Siz divanın nereye gitti? Tarafı yaparın, ünlü ben bu tarafı yaparın. Ertelep geçip ulamayımız. Ertelep bugün de peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in. Ayetemiz biz Resulullah yukarıda yaşaydılar. Biz bu yerde kanday kılıp yaşayımız. Resulullah aslı da bulsalar. Biz ortada bulsak. Yukarıdan vahiy kese. Vahiyini ortasında bulup kal yapmaz. Onu üstü. Hiç kanday bulmaydı. Resulullah ki azar beyremiz edilirdi. Ertelep geçip ikilesi hem ulamaydı. Ertelep bugünden sonra ya Resulullah. Enzil ulu. Ey Allah'ın elçisi. Ben umuman yaşay almayman. Siz aitken sözünüzge hem unamayman dedim. Şöyle bir fayda var. Bazı bir orunda unamaslık mümkün. Kur'an-ı Kerim'de internet tügeldi hep şekilde. Allah'a itaat kılınlar. Ve Resulü'ye itaat kılınlar deyilgen. İtaat kılışlık daima şart. Ama mana şu oranlarda bazı oranlarda itaat kılması buladı. Mana şu itaat kılmaslık özü itaat hürmet ihtiram bulu kısaplanadı. Kan da yıkılın. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir sefer ki gelirlerde namazı oku yaptı. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ın imam. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ki geldi sahabalar işare kılışadı. Kan da yıkı işare kılışken bilmemiz avazlar, avaz bilen ya ki birbirine bilen işare kılışadı. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın artık sürülediler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem imam buladılar. Şunda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ey Ebu Bakir nime üçün siz men sizge namazınızda turin imam bolup tura verin okuyverin degende Ebu Bakir unamaydılar. Yani itaat kılma yaptı. Resulullah ki itaat kılma yaptı şu oranda Ebu Bakir radıyallahu anh nime üçün imamlıkke. Namazdan sonra sorardılar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ey Ebu Bakir nime sebepten siz İmamçılık ki tura vermediniz. Ahir men izin verdim o deyende. Ma kâne yen bagili Ebi Kuhafete. Bu Ebu Bakir radıyallahu anhu. Resulullah turgen oralarda imam bulmaydılar ya Resulullah. Men imam bulalmayım ben turgen de. Ma şu oranda itaat kıma gelirler. Ebu Ayyub Ansari'ye hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Siz yukarı git şey verin. Ben pastki kavatta tura veremem degen de kayıtta bir iki gün ötkenden sonra şu yaptı da ya Resulullah şu sözüge men hop diye almayı ben. Siz yukarıda yaşaysız men pastta yaşayman de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e hürmet ihtiram kılıp yukarıya ikinci kavatka çıkarıp Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e hürmet kıladılar. Bu ham Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mevkiflerden tutken orunları üyünü egesini hürmet kılıyordular. Sizge hem kıyım bulmasın ki ya mehman sizinle hem bezatı kılıp koymasınlar degen de başta hop dedi. Sonra Abu Eyyub el Ensari yok ya Resulullah siz yukarıda turasız. Men pastta turamam dediler. Abu Eyyub el Ensari radıyallahu anhu başka insanlardan hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ye taamlar kilerdi. Hürmet ihtiram kılışardı. Ama Abu Eyyub el Ensari özleri hem köp taam yesep birerdiler. Tayarlar birerdiler. Yani ailesi bilen. Tavakka taam salınıp Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i alıp çıkılardı. Sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le hadislerde görür. Nahnu kavmun la nakulu. Yani biz şunday kavmimiz ki karnını öte toydurup hem yemeyimiz öte aç hem yürümeyimiz degen hadis. Yani tavakta avukat öte az aşıp kası bulmayı diyor. Ama avukat sel köpürak bulanıyor musa yarımını yiyip yarımı aşıp kası bulurlar. Hasaten bizde.
Abu Ayyub Ansari özleri ailesi bilen taamını yemeyen erkenlerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e birerdiler. Sonra taamını aşkanını alıp Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem taam kolu mübarek kolları tekken caylardan Bismillah deyip Abu Ayyub el-Ansari taam yerdiler. Teberrük kılıp bu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e şunday teberrük kılınsa bolar. Abu Ayyub el-Ansari şunday kılardılar. Taam birerdiler. Sonra aşkanın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kayıt belgelerden sön. O şey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yiyen caylardan aynı o şey cayge kollardan taamlarını alıp yiyip Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh'u bana şimdi taam yer ediler. Ay, yarım saat bulup getip diyor. Meyli inşallah hadisimizin nihayesine yetkizişlik hareket kılalımız. Küllerin biri de Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh'u taam verdiler. Taam toluk yeğilmezden tolukla geçe kaytarıp düşürüldü. Yeğilmepti taam. Ebu Eyyub el-Ensari korkut etti ya Resulallah. Ehramun huva. Ey Allah Teala'nın elçisi, bu taam haram mı dediler. Haram taam yese sizge tayyarlab verip bizim ya Resulullah deyince, kale la. La dedi, yok dediler Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Velakinni unaci Cibril, unaci Rabbi. Lekin ben Cibril bilen, Rabbim bilen, yani mülakat kılaman, menge vahiy düşen. Siz tayyarlayan taamda ise sarımsak, yani çesnok değil de, sarımsak barakan. Nahnu, yani ana akrahu hadhihi şecere. Mana o çesnoğunu, sarımsağını ben kerek göremediler. Abu Ayyub Ansari mana şu orunda derro kale akrahu ma takrah. Ya Resulullah, sizge nime yokmasa menge mana şunası yokmayın dediler. Sizge nime yokmayın degen bosa, men hem mana şunları seni yemeyim dediler. Çünkü üçün Mulla Ali Yulkari özlerinin kitapları da bilesler Ali Yulkari Hanafi mezhebideki meşhur oğlumlarımızdan Allah Teala uzun rahmet eylesin. Bu kişi aytadılar, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aşkavağını yaxşı görgeller. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz aşkavağını yaxşı görer ekeller değilse, yok men yaman göremem deyip şu zahata aitse, dinden çıkıp geçiş ihtimali var deyin sözleri var. Yaman görgen insan hem indemezden, ya ki keyrak, ya men onça yaxşı görmerdim deyip aitse bularken. Ama Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aşk avağını yaxşı görgeller dese, şu orunda derrav, ya men aşk avağını yaman göremen dese, mana şu orunda peygamberge bugün muhabbette tanakuz olup kaladı da dinden çıkışlık ihtimali vardı. Mulla Ali Yulkari üzerine kitaplarda geldirgen bu Hanefi mezhebi, Hanefi ulamalarının en kettelerden biri. Allah Teala uzun rahmeti yasın. Demek Ebu Ayyub el-Ensari etti ki, ya Resulullah, kale ekrahumma tekrah. Siz kereh görgeni, min hem kereh görmen keçirin, min bilmem ben. Şimdi sizge, ana onday taam yesem kılıp vermeyemem. Belki ne ben kayısı taamını yaş görseniz, mana şu taamını min sizge tayarlı veremem deyip eğittiler. Normallarımız kitaplarda keldirişedi. Bu cahide Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir ay mıkıdarda yaşayanlar tahminen özür sorayımız bugün sel yotelimiz köpeyip gitti. Bu şu yapırken de yotel boralı başka fayda bu meydi. Alerji olsa gerek. Demek bir ay miktarda yaşadılar da özlerge uy kurulup bütkenlerden sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahli aileler bilen üylerge köçüp ötediler. Ebu Ayyub el-Ensari hakkında bir ikide söz. Ebu Ayyub el-Ensari Ayşe anamızın bayağı ifki vakiyesi zina bilen tukmat kılıngan vakiye yani zina bilen tukmat kılınarken bazen pak insanlar hem hatta ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ayarları hem mumunlarının anası bulgen Ayşe anamızın hem zina bilen tukmat kılışken iken şimdi insanlar ikiye bölünedi. Ebu Ayyub ile Umma Ayyub ikiyle subatları şu oturuş diye ki Ebu Ayyub etti ki ey dedi Umma Ayyub maza tazunnin akunti tef'alin siz eğer şey yalnız kalganınızda çölde bana şimdi vakit bu gende siz bilen siz şimdi kıyan bunlar dizi mi dediler dediğinde yok dedi kaletle kale Aişe tu hayrun minki Aişe sizden görü yaşırır bana bu işler bulmayın bunda işler bulmayın hiç kaçan bu fakat yine tuhmattı Ebu Ayyub Ansari hatta ki ifki vakiyesi de hem sabit kademlik bilen çıkardı. Sonra Kur'an-ı Kerim'deki ayet düşüp Ayşe anamızı pakileydi. Ebu Ayyub Ansari o kişi özleri gazatlarını umurlarına ahırları için lazım tuttular. Sonra o şey gazatını lazım tutken vaktilerde gazattan evvel İbn Abbas el-Kureşiyyül Haşimi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yakın insanlar kavmi karındaşları İbn Abbas
Ebu Eyyub el-Ensari'ni Bağdat'a bargan vaqtlarida, Basra'ya bargan vaqtlari, ya'ni Iroq, shu Basra'ya borilgan vaqtda Ebu Eyyub el-Ensari'ni "Ey Ebu Eyyub, qancha qarzingiz bor?" dedi. "Qala ashiruna alf dinar." 20 ming dinar qarzim bor dedi. "Qala" chunki Ibn Abbas o'sha paytda u yerning kattasi bo'lgan. "Xuz 40 alf dinar." 20 ming dinar qarzingiz uchun 20 ming dinar o'zingiz uchun payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni hurmat ehtirom qilib boshingizda ko'tarib yurganingizga bu bir qismi xolos. Siz payg'ambarni hurmat qilganingiz uchun 20 ming men sizga beraman dinar. Qarzlaringizni hammasidan qutulasiz va yana 20 ming dinar beraman, o'zingiz ishlatib yuboring dedim. Va 20 ta sizga qul beraman, ana ular doimo sizni xizmatingizda bo'ladi. Va mana men yashab turgan eng Basradagi katta uylarni biri sizga bo'ladi deb uyini berganlar. Demak, al-jazaa'u min jinsil amal. Siz bir o'rinda yaxshilik qiladigan bo'lsangiz, albatta Alloh taolo undan ham ko'proq qilib sizga qaytarib beradi. Alloh taoloning huzuridagi tarozi adashmaydi. Yomonlik qiladigan bo'lsangiz, Alloh taolo saqlasin, tavba qilinmasa, yomonlik ham qaytadi. Ammo yaxshilik al-jazaa'u al-ihsani illa al-ihsan. Yaxshilikning mukofoti faqatgina yaxshilik. Yaxshilikning mukofoti faqatgina yaxshilik. Yaxshilikning mukofoti faqatgina yaxshilik. Mana qarzlardan qutuldi, pullari berildi. Yana pullar bo'ldi. Payg'ambarimizga o'zi xizmat qilgan edilar, 20 ta xizmatkor berildi. Payg'ambarimizga uyini bergan edilar, eng zo'r qasrni u kishiga berildi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga yana infoq qilib ozgina pullardan taom tayyorlab berganda o'shalarni hammasi berildi va bu dunyodagi is xolos. So'ngra Abu Ayyub al-Ansari roziyallohu anhu umrlarini oxirlarida og'rib qoladilar. Konstantinopol hozirgi Istanbul o'sha joyda u kishining qabrlari joylashgan. Alloh taolo rozi bo'lsin, Alloh taolo o'zining rahmatiga olsin bu insonlarni. Mana bunday tarixda insonlar o'zlarining ismlarini qiyomatgacha ko'zni suvlari, tillarni suvlari bilan yoziladigan qilib tarixlarni yozib ketganlar. Siz bilan bizchi? Siz bilan bizchi? Qanday o'rinda va qanday holatda yashayapmiz? Bizning yurtlardan ham chiqqan Imom Buxoriylar va yana bir necha olim, ulamo odamlar chiqishgan. Ammo biz yoki farzandlarimizdan mana shunday qorilarni, olimlarni chiqarmaydigan bo'lsak, Alloh subhanahu va taoloning huzuriga borganda, Alloh taoloning huzuriga borganda nimadir ish qilib, qandaydir savobga erishib borgan bo'lishligimiz kerak bo'ladi. Abu Ayyub al-Ansari roziyallohu anhu va barcha payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni sahobalari bilan Alloh subhanahu va taolo hammalarimizni birgalikda jamlasin. Alloh subhanahu va taolo hammalarimiz qilayotgan ibodatlarimizni, rukularimizni, sajdalarimizni o'zining dargohida qabul qilib qilsin. Mana bu elimizda, yurtimizda bo'layotgan mana bu qisqacha kichkina bo'layotgan sinovlarni, balolarni, bobolarni Robbil alamin o'zi Alloh subhanahu va taolo bizni yurtlarimizdan uzoq qilsin. Alloh subhanahu va taolo o'ziga shukr qiladigan qalb, o'ziga zikr qiladigan, o'zini zikr qiladigan til bersin. Robbil alamin Qur'oni Karimni tushunadigan, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni hadislarini tushunadigan insonlarni qatoridan qilsin. Alloh subhanahu va taolo farzandlarimizdan, zurriyotlarimizdan qorilarni, olimlarni diniga, dunyosiga xizmat qiladigan insonlarni chiqarsin. Xossatan mana shu kunlarda mana doktorlarimiz xizmat qilib berishyapti. Ularni ham esdan chiqarmasligimiz kerak. Bizni tinchligimizni saqlab berayotgan insonlar bor. Ularni ham esdan chiqarmasligimiz kerak. Doktorlarimiz o'zlarini farzandlaridan, oilalaridan, yaqinlaridan uzoq bo'lib, mana siz bilan men uyda o'tiribmiz. Uyni ichida o'tiribmiz, uzoqda o'tiribmiz. Ular o'sha virus bilan birgalikda kasallikka chalingan insonlar bilan birgalikda turib, o'sha joyda xizmat qilib, o'zlariga ham tegib qolishlik ehtimoli bo'lsa, shuni bilsalar ham chiroyli xizmat qilishyapti. Alloh taolo Robbil alamin ularni, ahli oilalarini, farzandlarini o'zi hibzi himoyasi saqlasin. Qalblardagi yaxshi niyatlarni Robbil alamin o'zi ziyodasi bilan bersin. Musofirda yurgan, uzoqda yurgan aka-ukalarimiz, ana ularni Alloh taolo safarlarini behatar qilsin. Halol kasb maqsadida xizmat qilishayotgan bo'lsa, halol kasb maqsadida niyat qilib harakat qilib yurishgan bo'lsa, Alloh taolo halol kasbidan bersin. Alloh taolo umrlariga, rizqlariga Robbil alamin o'zi barakat bersin. Subhana robbika robbil izzati amma yasifun. Va salamun alal mursalin walhamdulillahi robbil alamin. Robbana zalamna anfusana va illam taghfir lana va tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allohumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha va ajirna min khizyid dunya va azabil akhirah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين.
Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.